Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programımızda kadın erkek eşit midirler? Böyle bir soruya yer vereceğiz. Allah-u Teala insanları kadınlı erkekli olarak yaratmış. Hatta sadece insanlar değil, diğer varlıklarda da böyle eşeylilik söz konusu. Mesela bulutun artı yükü var, eksi yükü var. Elektronlarda artı yük, eksi yük, elektriğin artı yükü, eksi yükü gibi. Bunlar da bir yönüyle erkeklik, dişilik gibi durumlar. Bitkilerde erkekli, dişili olma durumu var. Hayvanlarda erkekli, dişili olma durumu var. Biz insanlarda da Allah-u Teala insanları erkekli, dişili olarak yaratmış. Aslında biraz şöyle düşünürsek, kafa yorduğumuzda, bu çok harika bir durum. Şöyle ki, eğer bu bizim irademize bırakılsaydı, yani insanlar kendi çocuklarının cinsiyetini kendisi belirleseydi, o zaman çok garip durumlar olurdu. Bakarsınız %90 erkek, %10 kız dünyaya gelirdi. Veya tersi olabilirdi insanların isteğine göre. Böyle olunca da dengeler alt üst olurdu. Ama Allah-u Teala bunu biz insanlara bırakmamış, doğrudan kader programında kendisi dengeli bir şekilde dünyaya gönderiyor. Tarih boyunca kadın erkek oranları az çok dengelidir. Biri %49 ise diğeri %51'dir. Ve bu şekilde dengeli bir tarzda devam etmektedir. Acaba kadın erkek eşit midir? Bu günümüzde sıkça konuşulur ve bazen üzerinde tartışılır. En azından ben başta şunu ifade edeyim. Kadın ve erkeğin eşit olması düşünülemez. Yani neden? Birine kadın diyoruz, diğerine erkek diyoruz. Eşit olduğu zaman ikisi de ya kadın veya ikisi de erkek olur. Dolayısıyla kadın ve erkeğin tümüyle eşit olması düşünülemez. Kadın kadındır, erkek erkektir. Kadının kendine göre özellikleri vardır, erkeğin kendine göre özellikleri vardır. Kadının artıları vardır, eksileri vardır, erkeğin artıları vardır, eksileri vardır. Ve zaten iki taraf birbirini tamamlamaktadır. Yani kilitle anahtarın birbirini tamamlaması gibi adeta kadın ve erkek birbirini tamamlamaktadır. Kadın tek başına mükemmel değildir. Erkek de tek başına mükemmel değildir. Aile hayatıyla iki taraf birbirini tadil etmekte, dengelemektedir. Ama sorumluluk noktasında her ikisi de Allah'a muhataptır. Her ikisi de bir takım emir ve yasaklara muhataptır. Haramlar, helaller kadınlar için de erkekler için de benzeri bir şekildedir. Ve hukuk önünde, kanunlar önünde kadın da erkek de eşittir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İnsanlar bir tarağın dişleri gibidir. Şüphesiz bu yaratılış noktasında değil. Hiçbir insan diğerinin aynı değil. Ama kanun önünde gerçekten insanlar eşit. Kadın içinde cennet cehennem var. Erkek içinde cennet cehennem var. Bunları böyle ifade ettikten sonra şunu söylemek mümkün. İslamiyet'te kadın erkek eşittir diye bir hüküm yok. Kadın kadındır, erkek erkektir. Erkeğin kendine göre sorumlulukları vardır. Kadının kendine göre sorumlulukları vardır. Tarih boyunca kadınlar belki biraz daha ihmal edilmiş. Bunu kabul etmek gerekir. Avrupa'da feminist akımlar çıkıyor. Kadın hareketleri. Ve bu kadın hareketleri kadınlarla alakalı epey haklar elde ediyorlar. Ve günümüzde ülkemizde de kadınlar hemen hemen bütün haklarını elde etmiş durumda. Bu durumda görüyoruz ki kadın aktif bir şekilde hayatın neredeyse bütün sahalarında erkekle beraber o da yarışıyor. O da kendini ortaya koyuyor. Bu gibi noktalardan baktığımızda yani her iki tarafta kadın da erkek de kabiliyetlerini ortaya koyacak. Her ikisi şu dünyaya gönderiliş gayesine göre hareket edecek ve ona göre diğer alemde bunun karşılığını görecek. Yoksa kadın mı daha üstün, erkek mi daha üstün, bunları böyle tartışma konusu yapmak pek de hayır getirmez. Dediğim gibi kadının üstün olduğu yerler var ama erkeğin de üstün olduğu yerler var. Söz gelimi çocuklara bakmak, çocuklara sabretmek, onlarla ilgilenme noktasında kadın daha şefkatlidir. Kadınlar şefkat kahramanıdır. Ama evin tedbir ve idaresinde, evin dış işlerini tanzimde, evin geçimini teminde erkek daha ön plandadır.
Dolayısıyla orada da erkeğin kendine göre artıları bulunmakta. İki taraf eğer birbirlerine uyumlu olursa, birbirlerini memnun edecek şekilde hareket ederlerse gerçekten de birbirlerini tamamlamış olurlar ve böylece aile hayatında bir mutluluk elde edilir. Ve o aile hayatı adeta küçük bir cennet hayatı olur. Daha onlar cennete gitmeden şu dünyada da bir cennet hayatını yaşamış olurlar. Ama eğer iki tarafta inat edecek olursa, iki taraf birbirinin tabiatını reddeder şekilde hareket edecek olursa o zaman problemler başlar. Söz gelimi kadın zinete daha düşkündür. Ve bu kadın açısından ayıp bir harekette değildir. Erkek kadının bu tabiatını görmezlikten gelirse, diyelim hanımına hiçbir hediye almıyor, hanımına hiçbir ziynet eşyası almıyor, bu durumda kadın hırçın olacaktır. Ve isteği yerine getirilmediğinden dolayı problemler meydana gelecektir. Erkeğin orada sen de benim gibi ol, nasıl ki ben ziynetle bir alakam yok, sen de benim gibi ol dese kadına zulmetmiş olur. Benzeri bir şekilde erkeğin de kendine göre bir dünyası var. Kadının bunu göz ardı etmemesi gerekir. Erkeğin beklentilerini o da bilmesi, anlaması ve o şekilde mutluluğu elde etmeleri gerekiyor. Chapman isimli bir batılı yazar, Beş Sevgi Dili adıyla Türkçe'ye tercüme edilen kitabında mutluluğun, ailede mutluluğun güzel bir takım esaslarını ortaya koymuş, istifade edilebilecek bir eser. Orada nazara vermiş olduğu şu, iki taraf da kendine has bir dille konuşur diyor. Ama siz eşinizin dilini bilmiyorsanız o zaman onu mutlu edemezsiniz. Belki kendinize göre fedakarlık yaptığınızı düşünürsünüz. Bir takım şeyler yaparsınız ama eşiniz o dilden anlamıyorsa bu defa hangi dilden anladığını tespit etmek gerekiyor. İşte mesela iltifat sözcükleri. Bir erkek evde yemek yapsa belki de pek böyle iltifat beklemeyebilir. İlla yaptığı yemeğin beğenilmesini beklemeyebilir. Ama genelde bayanların tabiatında iltifat beklemek de vardır. Bu tabiatından gelen bir özellik. Orada elbette erkeğin bunu nazar alıp bir iltifatta bulunması, hanım eline sağlık gayet güzel olmuş gibi iltifat sözcüğüyle, sözleriyle onun gönlünü hoş etmesi gerekir. Veya diyelim hediyeleşmek. Eğer kadın hediye bekleyen bir tabiata sahipse erkeğin bunu ihmal etmemesi gerekiyor. Zaman zaman hediyelerle onun gönlünü alması gerekiyor. Veya diyelim ev işlerinde yardım. Erkek veya kadın, bunların her birisinin kendine göre bazı işleri var. Bir kısmı vardır ki işine karışılmasını istemez. Ama bir kısmı da vardır ki kadınını veya erkeğini yanı başında görmek ister. İşte yanı başında görmek isteyenler görebilirlerse mutlu olurlar. Ama göremediklerinde mutlu olmazlar. Başka türlü mutlu edilmeye çalışılsa bile kolay kolay yine mutlu olmazlar. Bu noktalar iyi bilinirse, iki taraf birbirinin dilini, psikolojisini iyi bildiklerinde mutlu olurlar ve birbirlerini tamamlarlar. Ama bilmeyecek olurlarsa bunlar artık diken gibi birbirine batmaya başlar. Sözleri batar, hal ve hareketleri batar. Böyle olunca da aile hayatında mutluluğun önemli bir esası ortadan kalkar ve o aile hayatında insanlar mutluluktan ziyade ızdırap içerisinde yaşamış olurlar. Cenab-ı Hak bütün ailelerimizde mutlu bir hayatı nasip etsin. Böyle bir duayla bugünkü konuyu bitiriyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.